Günaydın sevgili izleyiciler. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Güzel bir bayram sabahından, güzel bir bayram gününden. Sevgiler, saygılar. Tabii yönetmenimiz Murat, ekip arkadaşlarım ve ben Nilgün Bakkaloğlu. Hepinizin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz ve iyi bayramlar diliyoruz. Efendim bugünkü bayram konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülatif Şener. Sayın Şener hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, size de iyi bayramlar diliyoruz. Keşke stüdyoda olsaydınız. Stüdyoda kolonyamız, şekerimiz, mendilimiz, her şeyimiz mevcut. Sizde de vardır ama orada değil mi? Evet, teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Daha nice güzel bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Şener, şöyle başlayalım mı? Siz Sivas Yıldızeli Emirler Köyü'nde doğdunuz 1954 yılında. Evet. O günden bugüne bayramlar sizin için nasıl geçti? Nasıl oldu? Bize kısaca böyle bir özet yaparsanız çok sevinirim. Bayram sabahı bayram konuşalım. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii çocukluğumuzdan bugüne kadar yaşadığımız bayramlarda büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların iki nedeni var. Birincisi zamanın değişmesi. Zamanın değişikliğiyle bayramlardaki ritüeller ve sosyal ortam da değişiyor. Evet. Bu ister istemez çocukluk yıllarındaki bayramlarla bugünkü bayramları birbirinden farklılaştırıyor. Ama aynı zamanda hem mekan olarak hem yaş olarak değişmiş vaziyetteyiz. Belki de Sivas'taki şu andaki çocuklar için bayramlar bugünkü bayramlardan çok büyük farklılıklar göstermeyebilir. Ama şu anda Sivas'ta değiliz, Ankara'dayız. Ankara'da bayram geldiğinde herkes bulunduğu kenti terk ediyor. Büyük şehirlerde hep bu böyledir. Bayramlar tatil mi oldu Sayın Milletvekilim? Evet, bayramlar özellikle de büyük kentlerde orta sınıf için bir tatile dönüşmüş oldu. Hemen bir tatil beldesine gitme, yazlıklarına tatil konutları varsa oraya gitme alışkanlığı var. Ama çok az da olsa belli bir vatandaş kitlemizle hemen büyük şehirlerden kendi kentlerine veya köylerine gitmek suretiyle bayramı orada kalan yakınlarıyla kutlama alışkanlığını sürdürüyor olabilir. Ama bu çok istisna gibi geliyor bana. Onun için önemli farklar var. Çocukken biz hep büyükler ziyarete gelirler. Veya evdeki büyükler başkalarını ziyarete giderlerdi. Biz onlara takılırdık. Haçlık verirlerdi. Şeker ikram ederlerdi. Çok o kıymetliydi. O bayram haçlıkları çok kıymetliydi değil mi? Evet. Yani bayramlarda cebimize giren para diğer dönemlerde de girmediği için çok değerliydi. Evet. Düşünün bir 70'li yılları, 60'lı yılları. Evet. O dönemde çocukların paraya ulaşması çok zor bir işti. Hı hı. Ama bayramlarda paraya ulaşmanın kolay olduğu bir ortamı yaşardık. Hı hı. Onun da işte çocuk merakıyla dondurmadır vesaire almaya çalışırdık. Ve güzel günlerdi onlar. Büyüklerin sevgileri, yakınlıkları, çocuklarla hoş vakit geçirmeleri de ayrı bir renk katardı. Evet, sizin bayramla ilgili böyle enteresan anılarınız var mı? Mesela işte genelde çocuklar ayakkabılarını saklarlar, koyarlar. Ne bileyim, yeni kıyafetler giyerler. Sizin böyle bir anınız var mı? Şöyle, Sivas'ta Arefe günü yani bayramdan bir gün önce çocuklar ellerine küçük bir çubuk alırlardı. Ve kapı kapı. Sivas merkezden bahsediyorum. Kapı kapı, tanıdıkları veya tanımadıkları fark etmiyor. Dolaşırlardı. Kapılara vururduk. Memecimin gli diye toplu halde bağırırdık. Ne diye bağırırdınız efendim? Memecimin gli. Memecimin gli dediğiniz şey küçük simit gibi bir şeydi o. Memecimin gli. Evet, glik. 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 Böyle küçük bir simit düşün. Her evde olurdu o. Çünkü daha önceden çarşıda, pazarda herkes dükkanlarda, iş yerlerinde bu memecimin gli denilen şeyden,
küçük simitten satarlardı. Her ev ondan alırdı. Ama biz her kapıdan Mehmet'imin gliği alarak çıkmazdık. Evinde Mehmet'imin gliği olanlar elimizdeki çubuğun ucuna şeyi takarlardı. Aa, o simidi takıyorlar çubuk. Simit birikir bu elimizdeki çubuğa. Evet, evet. Ama bazı evler şeker verirdi. Hatta çok az olmakla birlikte haçlık verenler de olurdu şey yerine. Oo, bozuk. Bayağı karlı dönüyordunuz o zaman. Evet evet, bozuk para biriktirirlerdi. Güzel. Çocuklar gelirse veririz diye. Evet. Küçük paralardı onlar. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 olsun. Kuruş çok istisna oldu. Ama çok değerli. Çok değerli onlar. Düşünün, 10 çocuk gitmişsiniz bir kapıya Mehmet'in gri diye bağırıyorsunuz. Çıkıyor ve ev sahibi herkese 5'er 10'ar kuruş veriyor. Harika. Veya bizim sopasına bir Mehmet'in gri takıyor. Veya hepimize çikolata veya şeker veriyor. Pek çikolata olmadı o dönemlerde ama genellikle şeker olurdu. Şimdi Sayın Milletvekilim, şunu sormak geldi hemen içimden. Hep annelerin bayramlarda yaptığı özel tatlar vardır, tatlılar vardır. Neler yapılırdı sizin evde? Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesilir, o ayrıdır. O kurban etiyle bir kahvaltı edilir. Bunlar hep gelenekler halindedir ama tatlılar mesela neler yapılırdı sizin evde bayram hazırlığı olarak? Tabii bayram sabahı, özellikle Kurban Bayramı sabahı, kurban kesiminden sonra kurbanın ciğeriyle kavururdu onu. Sabah kahvaltısını o kurban ciğeriyle yapardı. Herkes bol soğanlı bir şey olurdu. Yahni gibi olurdu o. Onun dışında bayram öncesinden, Arefe gününden annem, yengem vardı, o ablam. Bayram hazırlıkları yaparlardı. Birincisi bayram çorbası olurdu her yerde Sivas'ta. Bayram çorbası. Evet, bayram çorbası biraz aşureye benzerdi. Buğdaylı. Evet. Sulu bir aşure düşün. İçine her şey konulan. Buğday ağırlıklı olmakla birlikte işte fasulye, nohut gibi şeyler de ilave edilirdi. Biraz tatlı olsun diye incir, kuru üzüm gibi şeylerin de içine konuldu. Bir aşurenin sulusunu düşünün. O Sivas'taki bayram çorbasını oluşturdu. İlginç, güzel. Herkes misafire ikram edilirdi. Evdekiler de bayram süresince o bayram hazırlıklarında yapılan yiyecekleri yerlerdi. Bunların başında bayram çorbası gelirdi. İkincisi sarma yapılırdı. Ha, o tabii. Evet, sarma, yaprak sarması. Bunu da bol miktarlarda büyük kazanların içinde olurdu. Hem biz çocuklar olarak istediğimiz zaman gider sarma çorba yerdik. Hem de gelen misafirlerine bu ikram edilirdi. Üçüncü yaptıkları şey ise, daha doğrusu bizim evde yapılan üçüncü şey ise baklavaydı. Ev baklavası. Evet, ev baklavası. Sivas'ta genellikle hemen hemen herkes de hurma denilen daha sade bir tatlı olurdu. Bu hurma tatlısı ikram edilirdi. Annem çok iyi baklava yapardı. Yani o çok iyi, yani çocukluk algısıyla çok iyi olduğunu söylediğimi düşünmeyin. Halen Antep tatlıları dahil annemin yaptığı baklavanın düzeyine ulaşmamış. Tahmin edebiliyorum. Onu çok rahatlıkla söylerim. Çünkü çok ince bir hamur hazırlardı. Üstelik bu biraz tam buğday hamuruna da benzerdi. Şimdi biraz daha lezzetliydi o dönemlerde, belki biraz daha organikti, DNA'sı bozulmamış buğdaylardı. Çünkü köyden gelen, biz onu buğdayı sürekli köyden yapardık. Evet. Arazimiz vardı, harma bittikten sonra Eylül'de. Her şey organik, ne güzel. Giderdik. Bulgurumuz köyde hazırlanırdı. Unumuz köyde yermeninde çekilirdi. Ama baklava için kullanırken daha ince eleklerle kepeğe alınıyor da olsa o organik niteliğini korurdu hamur, baklava hamuru. Çok ince bir şekilde hazırlardı baklava yufkalarını. Ve her yufkanın arasına ince ceviz koyardı. Her katına. Her katına ceviz koyardı.
Onun belli bir dozu da varsa bir fazla koyduğunuz zaman o ceviz bastırır onu ama cevizin bastırmayacağı nitelikte bir ince diyorsunuz, evet. ince bir ceviz ezmesi konulurdu. Kendisi döver ve ezerdi. Ve mutlak surette tereyağıyla, yine köyden gelen tereyağı kullanmak suretiyle o baklava yapılırdı. Çok miktarda yaparlardı. Çünkü bugün piyasada baklava çok pahalıdır ama evde yapmanın maliyeti aşağı yukarı işte o tereyağı bile köyden geldiğine göre ceviz maliyeti gibi bir şey olurdu. Evet. Yani biz bayramı o yüzden hem de yiyeceklerin kalitesi açısından da çeşitliliği açısından da çok arzu ederdik. Çünkü o dönemde bizim evde de öyleydi. Bir öğünde bir kap yemek çıkardı. Yani, kaç kardeştiniz efendim? Biz 6 kardeştik. Oo, ne güzel, kalabalık bir aile. Evet, kalabalık bir aile. Gerçi abim Almanya'daydı. O bu ortamları bizimle beraber pek yaşamadı ama 5 kardeş olarak 5'imiz de o dönemde evdeydik. Bayramlarda beraber güler, beraber oynar. Ondan sonra sokaklar çocuklarla kaynar. Kardeş kavgaları olur muydu yemeklerde, baklavalarda falan? Sen yedin, ben yiyeceğim. Dur elini çek, sen iki tane yedin, üç tane yedin falan gibi. Yani çok hatırlamıyorum. Çünkü bayram bolluk ortamıydı o dönemde. Sadece sürekli kendi evimizdeki hazırlanan bayramlıkları da yemezdik. Yani o bayram ziyaretleri sırasında zaten sürekli işte... Her yerde ikramlar var tabii, değil mi? Yani bayram çorbası, sarma ve hurma olurdu gittiğimiz evlerde de. Hem tatlıyı, hem çorbayı, hem sarmayı. Oralarda yediğimizden evdekine de sadece biraz baklava özel olduğu için uzanırdık. Dolayısıyla pek yiyecek kavgası olduğunu hatırlamıyorum. Ne güzel, ne güzel. Güzel bir ailede büyümüşsünüz. Zaten insanın başarısından da bu ailenin temeli nasıl olduğu belli oluyor. Şimdi efendim dönersek sizin ailenize. Siz de işte büyüdünüz, okudunuz, kariyer yaptınız, evlendiniz. Sizin de bildiğim kadarıyla 4 tane çocuğunuz var, değil mi? Evet. Allah bağışlasın. Sizin evde bayramlar nasıl oluyor? Değişiklikler nasıl oluyor? Tatile mi gidiliyor? Aynı gelenekler sürebiliyor mu? Biraz da bugünden o bayramlardan bahsedelim. Şöyle, daha önceki uzun milletvekilliğim döneminde biliyorsunuz 30 yıldır parlamentodayım. Biliyorum. Arada 11 yıllık bir aram var. Ama bu 30 yıldan 11 yılı çıkarırsanız demek ki 20 yıl civarında parlamentodayım. O milletvekilliğim dönemlerinde biraz bayramlarda da rahat bırakmazlardı. Evet. Ve sürekli ailede ve büyüklerle Sivas'ta oldukları için hem aile ziyareti gibi olurdu. Bazen eşim ve çocuklarla giderdik ama çoğu zaman onlar olmazdı bu bayram ziyaretlerinde. İster etmez hem seçmen beklentileri nedeniyle hem de bir büyükleri görme düşünceleriyle biraz bayramlarının çoğu aileden kopuk, affedersin yani aileden kopuk derken büyükleri kastetmiyorum. Kendi eşim ve çocuklardan uzak geçer hale geldi ama yine de mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyorduk veya çocuklarla beraber bir yere gitmeye çalışıyorduk. Bazen hanım hadi bizimkilere gidelim derdi. Onlar Kadirli'de, Adana Kadirli'de yaşadıkları için bazen bayram Kadirli'de geçerdi, bazen Sivas'ta geçerdi, bazen de Ankara'da geçerdi. Ama Ankara'daki bayrama gelince gidecek yer de bulamazdık. Yani bir eş dost ziyareti gibi. Çünkü herkes boşaltmış Ankara'yı. O zaman millette lojmanları vardı. Lojmanlarda kimse kalmamış. Ya seçim bölgesine gitmiş. Ya kendisi tatile gitmiş. Daha çok pikniğe giderdik. Mesela Ankara'da Beynam ormanı vardı. Oraya giderdik. Veya Gölbaşı tarafında bir tanıdığım bahçesi vardı. İzin alırdık. Pikniğimizi orada yapardık. Yani bir yarı tarlaya benzer büyük bir bahçe alanıydı. Orada çocuklarla, eşimle beraber piknik yapardık. Böyle geçerdi. Tabii sabah hemen çocuklar el öper, bayram açlıklarını alır. Sıraya girerler değil mi el öpmek için? Çocukluktan, çocukları sevindiren
büyüklere muhatap olmaktan çocuklarımızı sevindiren büyükler konumuna geldik. Öyle aynen, aynen öyle. En güzel el öpme merasimi bayramdadır yani. O paralar gelecek bir kere, çok güzeldir. O paralar evet. da çok kıymetlidir. Bizlere de kız olduğumuz için mendilin içine para koyup böyle elimize vermezlerdi, mendilin içinde verirlerdi paraları. Tabii bizimkiler biraz kağıt paraydı. Onu da söyleyeyim size. O mendilin içinde şekilde bir hayli vardır. Evet evet, güzeldi yani, bayağı iyiydi bizimkilerde. Evet. Ama siz bayramlarda hani ailenizle, yani bu siyaset dolayısıyla ailenize çok yakın olamadığınızı ve vakit ayırmak için de uğraş verdiğinizi ifade ediyorsunuz. Maalesef siyasetçilerin kaderi de böyle herhalde. Evet, maalesef. Peki efendim, geçmişe ait, yine bayramlara ait söylemek istediğiniz, başka ilave etmek istediğiniz, aklınıza gelen başka bir anınız falan varsa onları da konuşalım, sonra geçeceğiz bugüne. Evet, bugüne geçebiliriz. Geçebilir miyiz bugüne? Peki evet. Aklımıza gelirse yine bayramlardan da bahsederiz efendim. Bugün de bayram olduğu için güzel söyleyeceğiz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyeceğiz. Ve bildiğim kadarıyla siz efendim Devlet Bakanlığı yaptınız, Maliye Bakanlığı yaptınız, yine milletvekilliğiniz zaten vardı, Başbakan Yardımcılığı yaptınız. Bütün bu görevlerden sonra Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman siz şöyle bir bugüne, o günlerden bugüne bir özet yaparsanız neler değişti, neler oldu? Özellikle de siz tabii birkaç partide de, farklı partilerde de oldunuz. Onun da nasıl bir duygu olduğunu ve size nasıl bir deneyim kattığını bilmek isteriz. Daha önce diğer partilerde 16 yıllık milletvekilliği ve bakanlık dönemim var. 5 yıl bakanlık da geçmiştir. 5 hatta 5 yıldan biraz fazla. Diğer yıllarda milletvekili olarak geçmiştir. Muhalefet milletvekili olarak geçmiştir. Çünkü bulunduğum parti ne zaman iktidar olmuşsa bakan oldum. 96-97'de Maliye Bakanıydım. 2002-2007 arasında da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısıydım. Dolayısıyla daha uzun süre milletvekilliğim muhalefette geçmiştir. Muhalefetten iktidarı izlemek daha kolay oluyor. Belki içinden izlemenin de ayrı bir tarafı var ama dışarıdan hükümetin yoğunluğundan da öte siyaseti daha iyi izleyebiliyorsunuz. Gördüğüm tablo eskiden şuydu. Bir kere parlamento daha yetkiliydi. Daha güçlü bir parlamento vardı. Hükümet kendisini parlamentoya bağımlı hissederdi. Çünkü kurulan hükümet parlamentodan güven oyu almadığı takdirde kurulmuş sayılmazdı. Kurulamazdı yani. Evet, evet. Ve parlamento istediği zaman da hükümeti düşürürdü. Veya bir bakana gen sor verir, bakanı düşürürdü. Hükümet yerinde dursa bile bir kusuru, bir yanlışı, bir hukuk ihlali, bir yolsuzluğu ortaya çıkaran bakan parlamentoda düşürülebilirdi. Ve bakanlar parlamentoda hiç eksik olmazlardı. Bazı oturumlarda bütün bakanlar ve başbakan parlamentoda olurdu. Bazen işte yarısı bakanların herhangi özel bir gündem olmadığı halde parlamentoda olurdu, bulunurdu. Ama parlamento asla bakansız olmazdı. Bakan mutlaka bir veya birkaç bakan parlamentoda olurdu ve genel kurul salonunda da bakanların oturduğu bir bölüm vardı. Şimdi o bölüm kalktı biliyorsunuz. Ve şu anda meclis bakanları asla göremiyor. Bunun bir tek istisnası var. Bakanlar sadece ve sadece tek bir gün, o da bütçeleri mecliste konuşulurken meclise geliyorlar. Bir plan ve bütçe komisyonunda bütçeleri konuşulurken plan bütçe komisyonuna geliyorlar. İkincisi genel kurulda bütçeleri konuşulurken genel kurula geliyorlar. Onun haricinde bakanların yüzünü kimse görmüyor. Plan bütçe komisyonu üyeleri demek ki iki kez görüyorsa bak bir bakanın yüzünü yılda, diğer milletvekilleri hiç göremiyorlar ve iktidar milletvekilleri de bakanlara ulaşamadıklarından, bakanlara ulaşamadıkları için de bürokratlara da ulaşamadıklarından şikayet ediyorlar. Yani artık
idare, hükümet meclisten bağımsız çalışıyor. Peki efendim, çok, ama bu çok şey, büyük, bu çok büyük endika. Bu evet. Çok büyük endika. Mesela ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda sadece bulunduğum partinin 38 milletvekili vardı. Bizim o kadar çok önergemizi gündeme almayı iktidar çoğunluğu onaylamıştır ki sadece bizim verdiğimiz muhalefet olarak verdiğimiz önergelerin genel görüşme önergeleri veya araştırma önergelerinin mecliste konuşulduğunu hatırlıyorum. İkincisi, o zaman sözlü soru önergeleri vardı. Şimdi anayasadan sözlü soru önergeleri kaldırıldı. Bunun da ötesinde mecliste milletvekilleri gündem dışı konuştukları zaman o konuyla ilgili bakan kürsüden çıkar, milletvekiline cevap verirdi. Evet. Sözlü soru önergesi verirdiniz, sözlü soru önergelerine de cevap vermek için bakanlar meclise gelirlerdi. Şimdi ne gündem dışı konuşmaya cevap veren bir bakan var, bunlar hep bakanlıklarla ilgili konuşmalar. Evet. Ne de sözlü soru önergesi diye bir önerge var. Bakanlar meclise karşı sorumlu değiller, sadece Cumhurbaşkanı'na karşı, kendilerini atayan Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldukları için kendilerini meclise karşı sorumsuz hissediyorlar. Bunun ötesinde meclise karşı sorumsuzluk demek basına karşı ve halka karşı da sorumsuzluk demektir. Yani zaten seçilmiş insanlar değil bu bakanların hemen hemen hepsi. Bir seçim de yaşamadıkları için, kendileri de halkın oy verdiği bakanlar olmadığı için, milletvekilliğinden atanan bakanın bile bakan olduğu zaman milletvekilliği düştüğü için artık kendilerini halka karşı da sorumsuz hissediyorlar. Yani denge ve denetim mekanizmaları kalmamış vaziyette şu anda parlamentoda. Bu olmadığı için de denetlenemeyen bir hükümet var ve sorgulanamayan bir hükümet. Peki efendim, şunu sorabilir miyim? Çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Yani sizin deyiminizle parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz hale mi getirildi biraz? İşlevlerinin ve yetkilerinin çoğu elinden alınmış bir parlamento var. Cumhuriyetlerde, demokrasilerde parlamento olmazsa olmaz değil midir? Parlamento, yetkili bir parlamento elbette olmazsa olmaz. Şimdi bakın, parlamentonun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve diğer parlamentoların iki ana görevi ve yetkisi vardır. Bu iki ana görevden biri yasama yetkisidir, yani kanun çıkarır. İkincisi de hükümeti denetler. Evet. Bu denetimde ikinci ana görevidir. Hı. Bütün parlamentolarda vardır. Yani yürütmeyi denetler. Evet. Evet. Şimdi nasıl denetlerdi? 2017'deki anayasa değişikliği yapılıp Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuruluncaya kadar denetim görevini şu şekilde yapardı meclis. Bir, hükümet meclisten güven oyu alarak kurulur, meclisin güvensizlik oyuyla düşürülür. Evet. Dolayısıyla mecliste çoğunluğunu koruyamayan hükümetin ayakta kalması mümkün değildi. Hı hı. İkincisi, milletvekilleri sürekli soru sorarlar, yazılı ve sözlü soru önergeleri vardır. Bunlara bakanlar çok düzgün ve ciddi cevaplar verirler. Hı. Kaderler meclise bağlı olduğu için. Hı hı. Şimdi sözlü soru önergesi kaldırıldı. Yazılı soru önergelerine de 15 gün içinde cevap vermeleri gerekirken 1,5 yıldır cevap vermedikleri önergeler var. Gelen cevaplar da baştan sağma gönderiliyor. Falan kitabın falan sayfasına bakın diye cevap gönderiyor. Ben hiç hayatımda böyle soru önergelerine cevap verildi, yazılı soru önergelerine cevap verildiğini görmedim. Yani aslında fiilen yazılı soru önergeleri de bitmiş vaziyettedir. Genel görüşme ve araştırma önergeleri ise muhalefet verdiği zaman gündeme alınmıyor. Hı hı. Dolayısıyla iktidar da bu tür araştırma önergelerini pek vermiyor zaten. Onlar da fiilen yok olmuş gibi. Eskiden gen soru müessesesi vardı. Evet. Bir bakanın yaptığı iş suç olmasa bile devletin ve ülkeyi yönetmenin ciddiyetine uygun olmayan bir yönetim tarzı
sergilediği takdirde hakkında gen soru önergesi verilebilir ve bununla o bakan düşürülebilirdi, yani bakanlığına son verilebilirdi. Şimdiki anayasada gen soru müessesesi kalkmıştır. Hiçbir bakanı sorgulama ve görevden alma düşürme yetkisi parlamentoda yoktur. Bir tek parlamentonun denetimiyle ilgili bir tek soruşturma önergesi kalmıştır. Eskiden var olan soruşturma önergesi. Bugün de var. O dönemde grubu bulunan bir parti bir soruşturma önergesi verebilirdi. Ama şu anda soruşturma önergesi verebilmeniz için bu önergede 301 milletvekilinin imzasının olması lazım. 301 milletvekili. Ve soruşturma önergesinin mecliste kabul edilip ilgili bakanın yaptığı yolsuzluktan, hukuk ihlallerinden, anayasa ihlallerinden dolayı anayasa mahkemesinde yargılanabilmesini sağlayabilmeniz için, yani soruşturma önergesinin kabul olabilmesi için 400 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bu ne demektir? Fiilen 2017 ile yapılan anayasa değişikliği fiilen meclisin bir bakan hakkında soruşturma önergesi hazırlayıp vermesini bile engellemiştir. Soruşturma önergesi de fiilen imkansız hale gelmiştir. Böylece sorumsuz, sorgulamayan, sorgulanamayan ve hesap veremeyen, hesap sorulamayan bir hükümet yapısı ortaya çıkmıştır. Ve sorgulamayan her iktidar azgınlaşır. Bugünkü yolsuzluklar bu nedenle Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönemle kıyaslanamayacak kadar devasa boyutlara ulaşmıştır. Devasa. Sayın Şener, kısa bir ara verelim. Özür diliyorum. Kısa bir ara verelim. Hemen arkasından devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bayram sohbetimiz devam ediyor. CHP Konya Milletvekili Sayın Abdülhatip Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Sayın Şener tekrar merhabalar. Tekrar programımızda olduğunuz için evet. Size teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Şunu ilave edeyim yalnız. Buyurun efendim. Parlamentonun yetkileriyle ilgili bu değişiklik ve azalma sadece bu denetimle ilgili değil. Mesela meclis kararlarında da meclisin yetkisi azaltılmıştır. Mesela seçim, erken seçim kararı. Evet. Erken seçim kararını mecliste bulunanların çoğunun oyuyla alırdı. Yani toplantıda hazır bulunanların yarıdan bir fazlası oy verdiği zaman erken seçim kararı alınırdı. Evet. Çünkü erken seçim dediğiniz şey milletvekillerinin milletvekilliği dönemini azaltan bir şeydir. Evet. Kendi lehlerine olacak bir şeye oy vermiş olmaları böyle çok büyük oranlarda oy oranına ulaşmayı gerekli kılmaz. Çünkü ben tekrar halkın huzuruna çıkmak istiyorum diyorsa milletvekili, milletvekilliği süresinin kısalmasına rıza gösterdiğini ifade ediyorsa bu zor bir oy verme biçimidir bir milletvekili için. Evet. Onun için mecliste oturuma katılanların yarıdan bir fazlası tamam seçim olsun, erken seçim olsun dedi miydi, ülke erken seçime giderdi. Evet. Şimdi biliyor musunuz Cumhurbaşkanı'nın tek başına seçim kararı alma yetkisi var. Evet, o var, onu biliyorum. Yani nasıl olur da tek idarenin başındaki bir cumhurbaşkanı 600 milletvekilinin olduğu parlamentonun seçimlerini yenilemek için istediği zaman karar verebilme yetkisine sahip olabilir. Peki efendim, bu demek midir ki bütün bu milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasındadır milletvekilliği süreleri? Evet. Aynı Cumhurbaşkanı aynı zamanda aday listelerini tek başına hazırladığı için istediği milletvekilini de liste yapacak, istediğini koymayacağı için milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın demeyim hükümetin topyekun hükümetin yani iktidar milletvekili hükümetin en büyük yanlışlarına bile bu yanlıştır diye konuşma cesareti gösteremiyorlar. Bu çok ciddi bir parlamentonun seçimi yenileme kararı alabilmesi için ne lazım biliyor musunuz? Ne lazım? Şu anda Millet İttifakı'ndaki partiler, HDP,
grubu bulunmayan partilerin milletvekilleri veya bağımsız milletvekillerinin toplam oyu seçim kararı almaya yetmiyor. Bunlara ilave olarak Milliyetçi Hareket Partisi de dese ki ben de seçim istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri de katılsa, oy verseler erken seçim olsun diye erken seçim kararı alamıyorsunuz. Çünkü 360 milletvekilinin oyuna ihtiyacınız var. Öyle bir şey olur mu? Parlamentonun kendi seçimini yenileme yetkisini bile elinden aldığınız bir anayasal düzenleme ne kadar hakka, hukuka uygun olabilir? Ama bunun ötesinde başka bir şey var. Bakın, demokrasilerin temel bir kuralı vardır. O temel kural şudur. Dünyanın hiçbir modern demokrasisinde parlamentoların yasama yetkisinin şeriki yoktur. Yani ortağı yoktur. Evet, tabii. Yasama yetkisi, kanun çıkarma yetkisi mutlak surette meclise aittir, parlamentoya aittir. Evet. Ama 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarma yetkisi verilmiştir. Hı hı. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yasa gücündedir. Ama kanunlarla çeliştiği zaman kanun farklı bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi farklı bir şey söylüyorsa kanun uygulanır. Fakat böyle bir şey yoksa, kanunun boş bıraktığı alanlarda veya kanuni düzenlemenin olmadığı alanlarda Cumhurbaşkanlığı kanunla aynı güce sahip eşdeğer metin olarak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkarabilmektedir. Mesela yeni bir bakanlık kuracak. Evet. Eskiden kanunla kurulurdu. Cumhurbaşkanı kendi kararnamesiyle yeni bir bakanlık kurar. Evet. Peki. Veya yeni bir kamu tüzel kişiliği kurulacak. Bunu kurar. Sayın Şener, bir şey dikkatimi çekiyor. Neden bizde bu tür kararlar gece yarısı alınıyor? Ertesi gün böyle bir bakıyoruz, resmi gazetede bir şey yayınlanmış. Evet, hiç gece yarısı kararnamelerini Türkiye görmemiştir bu döneme kadar. Evet. Bunun değişik sebepleri olabilir. Birincisi, artık bilgi çağındayız. İnternet 24 saat çalışıyor. Evet. Duyuruyorsunuz, gece yarısı da girebiliyor şeye, internetten yararlanmak suretiyle yayınlanabiliyor. Eskiden kağıt olduğu için basımı vesaire falan filan mesai saati beklemek gerekiyordu. Yani bu kadar, böyle teknolojinin ilerlemesi. Çok, çok olağanüstü bir şey olursa gece yarısı olmamak kaydıyla mesai saati dışında da ben mükerrer resmi gazetelerin yayınlandığını biliyorum. Hı hı. Şimdi resmi gazete internetten de yayınlanıyor bildiğimiz gibi. Hı hı. Ama bunun ötesinde de artık hesap vermeyen, hesap sorulamayan, hesabın sadece ve sadece sandıkta sorulduğu bir dönemi yaşadığımız için, o sandıkta önümüze istediğimiz zaman, vatandaşın istediği zaman konulmadığı için böyle layüksel bir hükümet geceymiş, gündüzmüş, saat gece 3'müş, 4'müş, hiç umurunda değil. Canı keyfi ne zaman isterse o zaman yayınlıyor. Peki Sayın Şener, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bugüne, gündeme baktığınız zaman yukarıdan aşağı o kadar çok gündem maddesi var ki konuşulan Türkiye'de, insanların kafası bile karıştı. Gerçi insanların kendi gündemi, kendi yaşantıları, evlerine götürecekleri bir lokma ekmek, alın teriyle kazandıkları 3 kuruş para. Ama diğer konuları da tabii ki takip ediyoruz, ediyorlar. Sayın Şener, şimdi sizin için en önemli gündem ya da halkın gündeminde en önemli madde nedir? Hangisi en başta geliyor? Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ekonomidir. Gerçekten bu iktidar son 10 yılda 2 kriz çıkarmış. İşte pandemiyle birlikte bu çıkarmış olduğu kriz devam ediyor. Ama kriz bildiğiniz gibi pandemiden 1,5 yıl önce ortaya çıkmıştır. 2018'in Ağustos'unda büyük bir kriz çıkmıştır. Ve o krizle birlikte ekonomi alt üst olmuştur. Ama daha önceki yıllarda da ekonomi zaten çok berbat bir şekilde yoluna devam ediyordu.
Bugün işsizlik Türkiye'nin en büyük sorunu, enflasyonun en büyük sorunu, asgari ücretlilerin, hatta asgari ücretten daha az maaş alan çalışanların, sosyal güvenlikleri olmadan çalışanların büyük sorunları vardır. Emeklilerin %60'ının, %70'inin asgari ücretten az maaş aldığını düşünecek olursak, yoksulluk sınırı altında maaş aldıklarını düşünecek olursak, büyük sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyleriz. Aynı şekilde son yıllarda reel ücretler sürekli olarak azalıyor. Memurların, işçilerin ücretleri sürekli olarak azalıyor. Esnaf kepenk kapatmış, esnafın sıkıntıları, ekmek teknesini koruma çabaları yine aynı şekilde ekonominin bir parçası olarak en önemli gündem parçasıdır, gündem konusudur. Ve özellikle çiftçilerde bir taraftan tarım girdilerinin, gübre fiyatlarının yüksek oluşundan, bir taraftan kuraklıktan büyük sıkıntılar çektiklerini biliyoruz. Bu da yine aynı şekilde ülkenin en önemli sorunlarıdır. Bunların hepsini ben ekonomi olarak topluyorum. Peki ama ekonomi bugün Türkiye'nin bir numaralı sorunudur. Ama Sayın ekonomik sorunları üreten şey yolsuzluklardır. Ben şimdi şunu soracağım. Devlet gibi idare 11 yerden maaş alan bürokratlar var efendim. 11 yer, ayrı yerden maaş alan bürokratlar var biliyorsunuz. 8 yerden, 11 yerden. Evet, evet. Bir bürokratın 41 yerde yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Hangisinden maaş alıyor, hangisinden almıyor bilemediğimiz için onun maaş aldığı yerlerinin rakamını veremiyoruz. Ama ya insaf olur mu? 3 yerden, 5 yerden, 8 yerden, 11 yerden, belki daha fazla yerden tek bir kişinin maaş aldığı bir dönemi bu ülke hiç yaşamamıştır. Hiç. Yani ne yapıyor? Hükümet ne yapıyor? Bu sorgulanamayan hükümet ne yapıyor? Birincisi kamu kaynaklarını yağmalıyor. İkincisi kamu kaynaklarını etkin kullanmıyor. Üçüncüsü bu kaynakları lüzumsuz yerlere harcıyor. Ve bu nedenle de bu ülkede yaşayan halk ister çiftçi olsun, ister esnaf olsun, ister işsiz olsun, ister işli olsun, ister emekli olsun mahvoluyor, perişan oluyor. Şu bayram gününde bayram fiyatlarını herkes gördü, yaşadı. Böylesine bir hayat pahalılığının olduğu dönemi bu halk görmedi. Görmedi. Halk çığlığını atıyor fakat pek hani duymak istemeyene duyuramazsınız derler ya, duymak istemeyen çok kişi var demek ki. Bunu da burada belirtmek zorundayım, bunu da söylemek durumundayım. Ve şununla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz bir salgın dönemi yaşıyoruz, pandemi dönemi diyoruz ve sıkıntılı günler yaşadık. En kötüsü de yine sizin söylediğiniz gibi bu döneme girerken Türkiye ekonomisinin son derece kırılgan olmasıydı. Bir Katar aşkımız var yurt dışıyla ilgili. İşte Amerika ile olan sıkıntılarımız var. Siz bunları bir toparlayacak olursanız bu aşılarla ilgili falan neler söylemek istiyorsunuz? Yani dış politikayla birlikte aşıları mı söyleyelim? Evet. Evet. Tamam. Yani, sizi birleştirecek konu. O da. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Evet. Açıklamasında ne var? Avrupa diyor. Yapmış olduğu açıklamalar. Evet, evet. Ne diyor? Bak diyor, Avrupa'da, Amerika'da diyor aşı paralı diyor, işte 100 euro alıyorlar vesaire diyor. Evet, Almanya'da da diyor. 100 euro alıyorlar diyor, işte Almanya'da, İngiltere'de bilmem nerede. Ama bizde bedava diyor. İşin en komiği de nedir biliyor musunuz? Bunu bir kere de söylemedi, birkaç kez söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı, bu saydığınız ülkelerin hiçbirinde aşıyı parayla yapmıyorlar. Avrupa'da hiçbir yerde yok paralı. Hiçbir yerde yok. Amerika'da da yok. Yok. Amerika'da da yok. Avrupa'da da yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu söz tekrar tekrar bastıra bastıra defalarca söylediği bu cümle doğru değildir. Doğru değildir. Doğru değildir. Yani bir cumhurbaşkanı, bir hükümet doğru olmayan şeyi ısrarla niye söyler ya? Niye söyler? Ben onu anlamıyorum. Bedava.
gidin İngiltere'ye bedava, gidin Almanya'ya bedava, gidin Amerika'ya bedava. Aşı dünyada bedava zaten. Belki çok az istisnası vardır işte gelişmemiş bazı ülkelerde. Bilmiyoruz. Üstelik de daha kaliteli aşıyı baştan beri yapıyorlar. Uzunca süre Sinovac. O konuda çok tartışmalar var tabii de yani aşının markasından çok bu tür olayların söylenmesi hakikaten çok sıkıntı yaratıyor. Halk üzerinde sıkıntı yaratıyor. Neden? Bir de şu var Sayın Milletvekilim, yurt dışında yaşayan bize oy veren yani yine bir seçim olduğunda oy verecek olan insanlar var. Almanya'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan, bizi de çok yakından izleyen kişiler bunlar. Aşıya parayla mı ulaştınız diye sorduğunuz zaman hayır diye cevaplar geliyor bize zaten. Şimdi böyle bir durumda nasıl bunlar söylenebiliyor? Danışmanlarının Cumhurbaşkanı'nı yanlış yönlendirmesi mi acaba diye düşünmek istiyorum. Yok, o hiç danışman işi değil bu. Benim seçmenim bizim kanallardan başka yeri izlemiyor nasıl olsa. Ne kadar başarılı olduğumu onlara anlatayım diye söylüyor. Yani sadece bu aşı meselesi değil ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her gün konuşmalarını düzenli izleyen biri, yani eleştirel gözle bakmayı becerebiliyorsa, çelişkilerini görür zaten. Çelişkilerini görür. Olmadık şeyler söylüyor. Olmadık. Yani gidiyor diyor ki, ta 73 yılında kurulmuş Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi, bak bizden önce burada üniversite var mıydı? 50 yıl önce üniversite olan illere bile gidiyor diyor ki burada bizden önce üniversite var mıydı? Bak bunların hepsi AK Parti döneminde oldu diyor. Adnan Menderes havaalanı için de aynı şeyler. İşte burada havaalanı var mıydı diyor. Bak biz yaptık diyor. Evet. Yani böyle bir şey olur mu? Türkiye'de otobanlar var mıydı? Biz yaptık diyor. Ya Allah'tan kork. Sen daha doğmadan önce bu ülkede vardı bu saydıklarının hepsi. Evet. Maalesef. Yani böyle bir nasıl olsa benden başka muhalefeti asla dinlemeyen bir seçmen kitlem var. Yandaş kanallarda da muhalefetin hiçbir cümlesi zaten yayınlanmıyor. Olsa olsa muhalefetin aleyhine yayın yapıyorlar. Dolayısıyla bu yandaş medyada Türkiye'deki medyanın ağırlıklı kısmını oluşturuyor. Ben buradan doğru yanlış bir ton başarı destanları anlatırsam vatandaşı kandırırım diye, peşime takılmaya devam ederler diye umut ediyor. Ve bu niyetle de gerçek olmayan, doğru olmayan şeyler söylüyor sürekli olarak. Sayın evet. Milletvekilim, şimdi aslında konuşacak, size soracak çok sorum var ama sizin de vaktinizin az olduğunu biliyorum. Bayram gününde sizi de çok tutmak istemiyorum yine orada ama şöyle bir toparlayacak olursak bugün geldiğimiz nokta ve bundan sonra yapılması gerekenler sizin gibi birçok partide olmuş hem muhalefette hem iktidarda olmuş hem bakanlık hem başbakan yardımcılığı yapmış deneyimli bir siyasetçi gözünden ne yapmamız lazım, bugün geldiğimiz nokta nedir, nasıl adımlar atmalı Türkiye bundan sonra? Bakın Türkiye'nin nasıl yönetildiğiyle ilgili fotoğraf ortaya çıkmıştır. Aylardır Türkiye'de yandaş olmayan basın ve gazeteler, televizyonlar Türkiye'nin nasıl yönetildiğiyle ilgili ortaya saçılan pislikleri tartışıyor. Yani devlet devlet olmaktan çıkmış. Kamu gücü soygunlar, vurgunlar için kullanılır olmuş. Mecliste 4 kere konuştuğum için mecliste söylenen şeyleri başka yerde konuşmak da suç değildir. Türkiye'de devlet mafya devletine dönüşmüştür. Böyle bir tablo var burada. Bir bakıyorsunuz kokain ticareti, bir bakıyorsunuz silah kaçakçılığı, bir bakıyorsunuz insan kaçakçılığı. Devlet eliyle devletin himayesinde devlet yetkileri kullanan bir takım bürokratların, bakanların himayesi altında yürütülüyorsa o ülkede çağdaş demokratik değerler zaten tükenmişler. Geleneksel bir devlet anlayışının bile ayakta olmadığını görürüz. Her şey mefludur. Devlet devlet olmaktan çıkmış.
kaynaklar yağmalanıyor korkunç bir şekilde. Ve sadece yanlış olan ekonomik politikalar değil, adalet kalmamış bu ülkede, kurumlar kalmamış bu ülkede. Bu ülkede iç politika yanlış, ülkede birlik, beraberlik ruhunu hükümet edenler yıkmaya çalışıyorlar. Ve dış politika bir felakete dönüşmüştür. Erdoğan ve ailesinin mal varlığı bu ülke açısından, Türkiye açısından bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Hatta bunu da aşmak lazım. Bu hükümetin varlığı Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Böylesine ciddi bir noktada olduğumuz bu dönemde herkesin şunu iyi bilmesi lazım ki Türkiye'nin normalleşebilmesi, Türkiye'nin rahatlayabilmesi, Türkiye'nin tekrar ekonomik performansını ortaya koyabilmesi ve Türkiye'de devletin devlet olabilmesi, adaletin devlet eliyle icra edilebilir hale gelmesi, dış politikada güvenli ve kendinden emin bir ülkenin ortaya çıkabilmesi bir iktidar değişikliğine muhtaçtır. Türkiye'nin kök sorunu iktidar, mevcut iktidardır. Bu kök sorun halledilmediği sürece bu ülke daha büyük sıkıntılar çeker. Kısa dönemde, uzun dönemde. Onun için her bağrı yanık vatandaşın ülkenin bu kök sorununa çare bulması lazım. Bu çarenin bulunacağı yerde seçim sandığıdır. Ve mutlak surette ilk seçimde bu hükümetin gönderilmesi ve Türkiye'nin tekrar ayağa kalkması lazımdır. Şimdi Sayın Şener, deyin ki kabul edildi, seçim sandığı kondu, iktidar değişti seçim sonrasında. Yarın kalktık sabahleyin, iktidar değişti. Peki Türkiye'nin şu andaki durumu, yani TL'nin değer kaybı, işte ekonomideki sıkıntılar, özelleştirilen fabrikalar falan filan, bütün bunları gözümüzün önüne aldığımızda gelecek yeni hükümetin ne kadar zamanda Türkiye'yi toparlayabileceğini düşünüyorsunuz? Ben size garanti veriyorum. Yeni hükümet topluma iyi bir mesaj vererek, piyasalara iyi bir mesaj vererek işe başlayan bir hükümet seçimi aldığı gün Türkiye'deki kötü göstergelerin hemen ortaya kalkmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü Türkiye potansiyeli büyük bir ülkedir. Fakat bu potansiyeli kullanılamadığı gibi kullanılamaz hale gelmiştir. Bu iktidar yüzünden. Onun için normal, çağdaş, demokratik değerlere göre ülkeyi idare edeceğine inanılan biri Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı takdirde daha görev devralmadan önce Türkiye'de rahatlama hissedilecektir. Sonra bu ülkenin kaynakları çok. Yani kaynaklar yağmalandığı için yok. Bu yağmalanan kaynakların elbette tekrar halka dönmesi lazım. Yani devletin hazinesine girmesi lazım. Bu iradeyi de gelecek hükümetin göstermesi gerekir. Efendim peki tabii bunlar çok uzun uzun anlatılması, söylenmesi gereken konular ama kısa kısa hemen sormak istiyorum. Mesela bir Kanal İstanbul sorunu var. Kanal İstanbul'la ilgili işte olur olur olmaz, söke söke alırız, ödersiniz ödemezsiniz gibi kavgalar oluyor, karşılıklı iddialaşmalar oluyor. Bunlara ne diyeceksiniz? Kanal İstanbul bir yağma projedir. Dolayısıyla bunun gelecek iktidar tarafından engellenmesi gerekir. Bunların da bu işi gerçekleştirebileceklerine inanmıyorum aslında. Ama bir taraftan da Kanal İstanbul diye etraftaki bütün arsaların, arazilerin yağmalandığı bir süreç devam ediyor. Evet. Fakat böyle 10 milyarlarca dolarlık bir kaynağın hiç ekonomik değeri olmayan, kamusal bir değeri olmayan bir projeye gömülmesi yanlıştır. Ülkenin böyle bir lüksü yoktur. Üstelik bu milli güvenliğimiz açısından da risktir. Lozan'ı
nötrüyü tartışmaya açabilecek niteliklere sahiptir. Evet. O bakımdan bu projenin asla yakılmaması, başlanmaması, oraya ayrılacak kaynağın başka alanlara kaydırılması gerekir. Zaten Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler herhalde bu konuyla ilgili bir fikir beyanında bulunacaklardır bu konuyla ilgili, değil mi? Elbette, ama konu diğer ülkelerden çok bizim konumuzdur. Bizim sorunumuzdur. Bizi etkileyen bir konudur. Onun için en büyük direnci bizim göstermemiz gerekir. Sayın Milletvekilim, çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Son olarak sizden şöyle bir bütün izleyicilerimize bir mesaj istiyorum. Ben diyorum ki bu ülkenin insanı her zaman umut eder. Bu ülkenin insanı her zaman akıllıdır. Her zaman ne yapacağını bilir, nasıl hareket edeceğini bilir. Çünkü bu topraklardan bir Mustafa Kemal Atatürk geçmiştir. Bu sözü de sık sık söylemek ihtiyacı duyuyorum kendi kendime. Sizden şimdi umut vereceğim. Umut edelim mi? Bu sözler doğru mu? Bir deneyimli bir siyasetçi olarak bize neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bir bayram günündeyiz. Hı hı. O bayram gününü huzur içerisinde geçirmeyi tüm yurttaşlarımız için temenni ediyorum. Ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Ama bu bayram vesilesiyle herkesin şuna inanması lazım. Bu ülke tarihin derinliklerine giden, dünyanın en eski uluslarından birinin kurmuş olduğu bir ülkedir, bir devlettir. Potansiyelleri çok yüksektir. Belirttiğiniz gibi bu ülke bir Mustafa Kemal yaratmıştır, ortaya çıkarmıştır. Yokluktan yeni bir devlet kurmuştur. Ve Osmanlı Devleti'nin 200 yıldır gerçekleştiremediği sanayi devrimiyle Türk milletini kucaklaştırmıştır. Bu ülkenin sanayi devrimini gerçekleştirmiştir. Yeni kurumlarla çağdaş demokratik devlete ulaşan yolla ilgili bütün altyapıları hazırlamıştır. Ve modern bir Türkiye ortaya çıkmıştır. Avrupa'da bile kadınların oy hakkının, oy verme hakkının, seçme seçilme hakkının olmadığı bir dönemde Türkiye'de bu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu cumhuriyet kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Bu ne kadar değerlidir, ne kadar öncü bir harekettir, ne kadar ileri görüşlü bir karardır. Yine aynı şekilde bu ülkenin gelecekle ilgili potansiyeli de büyüktür, yüksektir. Her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye'yi güzelliği, iyiyi, doğruyu inşa edecek kadrolarla donatan bir geçmiş vardır. Bu geçmiş geleceğe de şekillendirecektir. Ve şu anda işsizlikten, geçim derdinden, adaletin olmayışından, içeride huzurun tahrip edilmiş olmasından, dış politikanın yanlış yürütülüyor olmasından muzdarip olan bu millet, halkımız her zamankinden daha çok gelecekle ilgili ümit var olmak durumundadır. Çünkü ümitlerimizi besleyecek potansiyel bu milletin ruhunda vardır. O ruh en yakın gelecekte tekrar dirilecek ve ülkemiz güzel günlere doğru yol alacaktır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şener. Sayın Milletvekilim, bize vakit ayırdınız. Bu bayram sabahında bizimle birlikte oldunuz efendim. Size, ailenize ve çalışma arkadaşlarınıza iyi bayramlar diliyorum. Şeker tadında, baklava tadında güzel bir bayramınız olsun efendim. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, bu bayram sabahı sizlerle birlikteydik. CHP Konya Milletvekili, deneyimli siyasetçi Abdülhatif Şener bizimle birlikteydi. Önce bayram anılarına baktık. Çocukluğundan bugüne neler yaptığını anlattı. Bayram sabahları mutluluk sabahlarıdır. Ama Türkiye'nin gerçeklerine de kenarından köşesinden değinme çabası içinde olduk. Hepinize mutlu, güzel bir bayram günü diliyorum. İyi bayramlar, hoşçakalın.